Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Âl-i İmrân suresi 84-91. Ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Buralarda muhtelif konulara temas ediliyor. Önce kısa bir mealini vereceğiz ve ardından bazı açıklamalar yapacağız. Cenab-ı Hak şöyle bildirmekte: Kul âmennâ billâh. De ki Allah'a iman ettik. Ve mâ unzile aleyna, ve bize indirilene iman ettik. Ve mâ unzile ala İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub vel Asbat, ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onların torunlarına indirilenlere iman ettik. Ve mâ utiye Musa ve İsa ve nebiyyûne min Rabbihim, ve Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere, Rablerinden verilene iman ettik. La nufarriqu beyne ahadin minhum. Biz onlar arasında bir ayrım yapmayız. Ve nahnu lehu muslimun. Ve biz ona teslim olmuş kimseleriz. Ve men yebtav gayrel islami dinen. Kim İslam'dan başka din ararsa, felen yugbele minhu. Bu ondan asla kabul edilmez. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ve o ahirette hüsrana düşenlerdendir, zararda olanlardandır. كَيْفَ يَهْدِ اللّٰهُ قَوْمًا. Allah şöyle bir kavme nasıl hidayet eder? كَفَرُوا بَعْدَ اِيمَانِهِمْ. İmanlarından sonra küfre düştüler. وَشَهِدُوا اَنَّ الرَّسُولَ hak. Ve öncesinde peygamber haktır diye şehadet ettiler. Ve câehumul beyinat, ve apaçık deliller, ayetler kendilerine geldi. Yani imanlarından sonra küfre düşen, peygamber haktır diye şehadet eden ve kendilerine apaçık deliller gelen kimseler ardından küfre düşmüşlerse Allah bu kavme nasıl hidayet eder? Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Allah zalim kavme hidayet etmez, onlara yol göstermez. Ulaike, işte onlar, cezauhum, onların cezası, yaptıklarının karşılığı şudur: Enne aleyhim lanetallah vel melaike ven nas ecmain. Allah'ın laneti, meleklerin ve insanların, bütün bunların laneti onların üzerinedir. Halidine fîhe, ve onlar bu lanette daimidirler. Daimi o lanet içinde kalacaklardır. La yuhaffafu anhumul azabu. Azap onlardan hafifletilmez. Ve lahum yunzarun. Ve onlara nazar-ı merhametle bakılmaz. İllellezine tabu min ba'di zalike ve aslahu. Ancak kim bundan sonra tevbe eder, durumunu düzeltirse bunlar müstesna. فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Yani tevbe edenin de tevbesini kabul eder. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْدَ اِيمَانِهِمْ. İmanlarından sonra küfre girenler, ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا. Sonra küfürde iyice ziyadeleşenler, küfürlerini artıranlar, لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ. Onların tevbesi asla kabul edilmeyecektir. Ve ulaike humud dallun, işte yoldan sapan, yoldan çıkanlar onların ta kendileridir. İnnellezine keferu ve matu ve hum küffar. İnkar edip kafir olarak ölen kimseler, felen yukbele min ehadihim mil'ul ardı zehebe. Dünya dolusu altın da olsa, velev iftede bihi, fidye olarak bunları verse onlardan kabul edilmez. Ulaike lehum azabun elim. Onlar için elim bir azap vardır. Ve ma lehum min nasirin. Ve onlara asla bir yardımcı da olmayacaktır. Değerli izleyenlerim, gerçekten çok önemli mesajların burada verildiğini görüyoruz. Ve şöyle dememiz bizden isteniyor: Âmennâ billâh. Allah'a iman ettik. Ve mâ unzile aleyna. Ve bize indirilene, bize indirilen Kur'an-ı Kerim, Allah son kelamını, son kitabını bize göndermiş.
Ama biz Kur'an'a inanırken Allah'ın daha önce indirdiği kitapları da reddetmiyoruz. Onlara da iman ediyoruz. Ve mâ unzile alâ İbrahim, İbrahim'e indirilene, ve İsmail, İsmail'e indirilene, ve İshak, ve İshak'a indirilene, ve Yakup, ve Yakub'a indirilene, vel asbat, ve onların torunlarına indirilenlere, Yakub'un torunlarına indirilenlere iman ediyoruz. Ve mâ utiye Musa ve İsa ve nebiyyun, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere min Rabbihim, Rablerinden verilene de yine iman ediyoruz. La nufarriqu beyne ahadin minhum, biz onlar arasında bir tefrik, bir ayrım yapmıyoruz. Ve nahnu lehu muslimun, ve biz Allah'a teslim olmuş olan kimseleriz. İman noktasında İslamiyet'in şumullü olması, kaplayıcı olması bu ayet-i kerimede ifade ediliyor. Biz Allah'ın indirdiği bütün kitaplara inanıyoruz ve biz Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere iman ediyoruz. Herhalde Müslümanlarla Hristiyan ve Yahudiler arasındaki en önemli farklardan birisi bu olsa gerek. Biz Hazreti İsa'yı da kabul ediyoruz, Hazreti Musa'yı da kabul ediyoruz. Bundan dolayı bir Müslüman Hristiyanlığa girmekle pek de yeni bir şey bulmayacak. Hazreti İsa'ya zaten inanıyordu. Veya Yahudi olmakla yeni bir şey bulmayacak. Hazreti Musa'yı zaten peygamber olarak kabul etmişti. Ama bir Hristiyan veya bir Yahudi İslam'a girmekle yeni bir kitap ve yeni bir peygamberle, ahir zaman peygamberi ve ona indirilen kitapla karşı karşıya geliyor ve bir yenilikle karşı karşıya geliyor. Bundan dolayı tarih boyunca başka dinlerden İslam'a girenler hayli var ama Müslümanlardan Yahudi veya Hristiyanlığa giren pek görülmüyor. Hiç görülmüyor diyemeyiz. İslam'ı bilmediği halde başka kültürler arasında kalıp o dinlere girenler var. Bu inkar edilemez. Ama İslam'ı bilip de bile bile başka bir dini tercih etmek bu pek görülmüş bir olay değil. İşte ayet-i kerimede biraz da isimler de verilmek suretiyle biz İbrahim'e indirilene, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Yakub'un torunlarına asbat diye ifade ediliyor. Onlara indirilenlere iman ettik. Allah-u Teala gönderdiği peygamberlere kitap veya sahife de vermiş. Ve bir de burada genel anlamda indirilen derken kalbe gelen mana, kalbe gelen ilham bunları da içine alabilir. Onlara bildirilenler nelerse neler olduğunu bilmiyoruz. Genel anlamıyla zaten ayetteki ma umumiyet ifade eder. Genel anlamda biz de onlara iman ettik. Ve Musa'ya verilene, Musa'ya verilen Tevrat'tır. İsa'ya verilene İncil'dir. Ve peygamberlere, bu da hepsini kuşatıcı bir ifade. Bütün peygamberlere ne verilmişse, Rablerinden ne verilmişse biz bunlara iman ettik. La nufarriqu beyne ahadin minhum, biz onlar arasında herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Bazısını kabul edip bazısını reddetme gibi öyle bir yanlışımız söz konusu değil. Ve bir Müslüman Hazreti İsa'yı kabul etmezse veya Hazreti Musa'yı kabul etmezse, Tevrat'ı veya İncil'i kabul etmezse zaten Müslüman da olamaz. İmanın altı esası içinde peygamberlere iman var ve imanın altı esası içinde kitaplara iman var. Ve biz onlar arasında bir ayrım yapmıyoruz. Hepsini toptan kabul ediyoruz. Ve nahnu lehu muslimun, ve biz ona, Allah'a teslim olmuş kimseleriz. Ve bir Müslüman zaten teslim olan kimse anlamındadır. Bunu uygulamasıyla da göstermesi gerekir. Allah'tan ne gelmiş? Amenna ve saddakna. Allah'tan geleni tasdik ettik. Ve Allah'ın hükümlerine boyun eğdik. Bu anlamda bir teslimiyet örneği verilmelidir. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا, kim İslam'dan başka bir din ararsa فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, bu ondan asla kabul edilmeyecektir. Yani İslamiyet geldikten sonra, Allah'a teslimin en güzel misali olan en mükemmel din geldikten sonra artık başka bir din söz konusu olamaz. Din Allah katında İslam'dır ve başka bir din kabul edilmeyecektir.
Ve huve fil ahireti minel hasirin, ve o ahirette hüsrana düşenlerdendir. Hüsran, zararda olmak. Yani bir kimse İslam'a muhatap olabilecek durumdayken, kabul edebilecek durumdayken İslam'ı kabul etmiyor, başka şeylerin arayışı içinde ise o kimse ahirette zarardadır ve ziyandadır. Din zaten bir imtihan. İnsanlar şu dünya hayatında imtihana tabi tutuluyorlar. Dolayısıyla diğer alemde karnemizi alacağız. Ve kimin kârda, kimin zararda olduğu orada ortaya çıkacak. Dolayısıyla Allah'ın gönderdiği dine tabi olmak varken ve hele İslam gibi en son din gönderilmişken başka din arayışı içinde olmak insanı zarara sokacaktır. Dünyada da ahirette de o insan zararda olanlardan olacaktır. Keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim. İmanlarından sonra küfre düşen kimselere, bir kavme Allah nasıl hidayet eder? Yani iman nimeti onlara nasip olmuş. En güzel, en büyük dine tabi olmuşlar ama ardından küfre düşüyorlar. Allah daha bunlara nasıl hidayet etsin ki? Ve şehidu enner rasule hak, ve peygamberin hak olduğuna şehadet ettiler. Ve caahumul beyinat, ve kendilerine apaçık deliller geldi, ayetler geldi. Yani bu şekilde imana girmiş, peygambere şehadet etmiş ve apaçık delilleri görmüş olduktan sonra bile bile artık küfrü tercih etmişlerse Allah bunlara nasıl hidayet etsin? Allah onlara hidayet sebeplerini göndermiş. Peygamberi tanımışlar, kitabı tanımışlar ve iman nimetine nail olmuşlar. Bütün bunlardan sonra imanı bırakıp da küfre giriyorlar. Allah daha bunlara nasıl hidayet etsin? Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Allah zalim kavme hidayet etmez. Demek ki buradaki zulüm, nankörlüğü de içine alıyor. Bu kadar nimete mazhar olduktan sonra bir insan hak vakikatı örtecek olursa, reddedecek olursa o kimse zalimlerdendir. Allah'ın hukukunu zayi etmiştir. Kendi nefsine zulmetmiştir. Bunun neticesinde artık bunun hidayete liyakatı kalmamıştır. Ulaike cezauhum, onların cezası şudur. İşte onlar o kimseler ki onların cezası, karşılığı, yaptıkları amelin karşılığı şudur. Enne aleyhim lanetallah vel melaiketi ven nas ecmain. Allah'ın, meleklerin ve insanların, bütün bunların laneti onların üzerinedir. Allah'ın lanet etmesi, Allah'ın onları hidayetten mahrum etmesi ve ahirette de cezalandırması bu anlamda düşünülebilir. Meleklerin laneti, insanların laneti, Allah'ın onları gadabına maruz bırakması için duaları bu anlamda değerlendirilebilir. Yani dinde lanet var mı? Normalde bir insan lanet etmesi uygun değil ama bu gibi durumda olanlar demek ki laneti hak ediyorlar. İman gibi en büyük bir nimet kendisine nasip olduktan sonra nankörlü gidip dinden çıkmışsa, küfre dönmüşse artık Allah'ın laneti onunladır. Felanetullah ala zalimin gibi ayetlerde de genel anlamda lanet vardır. Allah'ın laneti zalimler üzerine olsun. Bu mealde ayet-i kerimeler bulunmaktadır. Halidine fîhe, ve onlar o lanette daimidirler. La yuhaffefu anhumul azabu, ve azap onlardan hafifletilmez. Ve la hum yunzarun, ve onlara bakılmaz da. Onlara merhamet nazarıyla bakılmaz da. Hapse atılan bir kimseyi düşünelim. Tek başına bir hücreye konulmuş. Ne geleni var ne gideni. Gardiyanlar bile gelmiyor. Tamamen terk edilmiş vaziyette. Tamamen yalnızlığa bırakılmış. Doğru dürüst yemek bile gelmiyor. Bu durumda olan insanın artık ızdırabı. Demek ki iman nimetini elde ettikten sonra bile bile tekrar küfre düşen kimseler Allah'ın lanetini hak etmişlerdir. Meleklerin, insanların lanetine muhatap olmuşlardır ve bunun neticesinde daimi bir azap kendilerini beklemektedir ve o azap onlardan hafifletilmeyecektir.
devam eden bir azaptır ve rahmet nazarıyla da onlara bakılmayacaktır. Yani diyelim bazı mahkumlar vardır ki iyi hal gidişatından oradan çıkarılabiliyorlar. Ama bu durumda olan kimseler ebediyen böyle bir cezayı hak etmiş olacaklar. Belli bir cezadan sonra artık kurtulma gibi bir ümitleri de olmayacak. Onlara nazar-ı merhametle bakılmayacak. Ama acaba hiç mi kurtuluş yolu yok? Ayet-i Kerime'nin ifadelerini insan okuyunca bir kimse imandan sonra küfre düşmüşse artık tümüyle yollar ona kapalıdır. Bu anlamda anlaşılabilir. Ama illa diye buna bir istisna getiriliyor. Yani Allah-u Teala kapıyı bütünüyle de kapatmıyor. Önce şiddetli bir zecr ediyor, sakındırıyor ve bunun dehşetli cezasını bildiriyor. Ardından da bir çıkış yolu gösteriyor. İllellezine tabu min ba'di zalike ve aslahu. Ancak bundan sonra tevbe edenler, dönenler ve durumunu düzeltenler müstesna. Fe innallaha gafurur rahim. Çünkü Allah, şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Yani Allah-u Teala düşmüş olan insanlar kalkmak isterlerse onlara yardımcı olur. Küfre düşmüş olan kimseler nadim olup pişman olup eğer tekrar dine dönmek isterlerse Allah onlara hidayet yollarını gösterir. Yani bu iman gibi bir nimetten sonra küfre düştü, artık buna bir çıkış yolu yok demez ve onu rahmetiyle, mağfiretiyle değerlendirir ve Allah onları bağışlar. Ama samimi olmak şartıyla ve ayet-i kerimede zaten illellezine tabu min ba'di zalike, bundan sonra tevbe eden ve aslahu, durumunu düzeltenler. Sadece tevbe ettim demek yeterli değil. Tevbe ettim diyen kimsenin tevbesinde samimi olduğunu göstermesi gerekir. Ve bu çok ciddi bir kararlılık meselesidir. Ve din bir oyuncak haline getirilmemeli. Tevbe müessesesi bir oyuncak haline getirilmemeli. İşte günahkar olarak gününü geçirip gece yatarken ya Rabbi tevbe ettim demek, diğer gün yine günahlara girip akşam tevbe ettim demek, bu uygun bir şey değil. Gerçi bir insan 50 defa 100 defa da tevbesini bozmuş olsa, Allah'a gerçekten samimane iltica ederse ve durumunu düzeltirse Allah yine onu kabul eder, tevbesini kabul eder. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu noktada genel sınır bize şöyle ifade edilmiştir. Bir kimse can boğazına gelinceye kadar, artık son anına gelinceye kadar tevbe etmeye, durumunu düzeltmeye yetkilidir. Bu noktada kendisine sınır tanınmıştır. Ama artık can buraya boğaza gelmiş, o anda artık gayb perdesi belki kendisine açılıyor. Böyle bir durumda ben tevbe ettim demek onu kurtarmaz. Hani Firavun'un hali gibi. Firavun tam böyle boğulacağı sırada Musa'nın, Harun'un Rabbine ben de iman ettim diyor. O tarz bir iman makbul değil. Ama bir insanın hayatı böyle çok zikzaklarla geçmiştir. Dalgalı bir hayatı olmuştur. İman, küfür, günah, bunlarla iç içe karışık bir hayatı olmuştur. Ama ahir ömründe aklı başına gelmiştir. Bir hastalıkla veya bir iflasla veya başka bir olayla veya bir rüyayla bu tarz bir şekilde aklı başına gelmişse, o kimse samimane tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder. İnnellezîne keferû ba'de îmânihim, imanlarından sonra inkar edenler, sümmezdâdû küfran, sonra da küfürde gittikçe daha durumlarını artıranlar, küfürde ilerleyenler, len tukbele tevbetuhum, onların tevbesi kabul edilmez. Ve ulaike humud dallun, işte dalalette olan, yoldan çıkanların ta kendileri onlardır. Yani dalalette olanları görmek mi istiyorsunuz? İşte onlar dalalette olan kimselerdir. İnnellezine keferu ve matu ve hum küffar. İnkar edip kafir olarak ölen kimseler, felen yukbele min ehadihim mil'ul ardu zeheben. Dünya dolusu altın ve levftede bihi, fidye olarak verse de ondan kabul edilmez. Yani
dünyada olsun serveti olsa, dünyanın tamamı altın olsa ve o kimse kurtulmak için bunu verse, ondan bu kabul edilmez. Dünyada bazen oluyor. Diyelim trafikten yakalanıyor, eksiği var, hatası var ve bir miktar rüşvetle belki durumunu kurtarabiliyor. Ama Allah'a karşı bir rüşvet söz konusu değil. Dünya altını olsa ve bunu kurtulmak için vermiş olsa yine kurtulamayacak. Ulaike lehum azabun elim, onlar için elim bir azap var. Ve ma lehum min nasirin, ve onlara yardım edecek de olmayacak. Cenab-ı Hak akıbetimizi hayır eylesin. İstikametle hayatımızı geçirmeyi hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler ve geceler diliyorum.